Aynen aynen. Şu taraftan lütfen. Nasıl bu kadar büyütülen anda var? Haklısınız Cemil Bey. Zaman ne de çabuk geçiyor. Canım amcam. Sen bizim her şeyimizsin. Ya valla sen olmasan biz ne yapardık amca? İyi akşamlar. Kusura bakmayın geciktim. İşler bitmek bilmedi. Trafikte malum. Afiyet olsun. Hoş geldin Nari. Baba tanıştırayım. Narin Hanım kendisi avukattır. Deniz'in üniversiteden sınıf arkadaşıymış. Hem bizim kasabadan baba biliyor musun? Hikmet Kazan. Memnun oldum kızım. Ben de. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Aslında ben Başkan Bey'i çok iyi tanıyorum tabii. Ama kendisi beni hatırlamaz. Kasabamızın futbol takımının başındaydı. Benim kardeşim de futbol hastası. Neyse. Bıraktık o işleri. Her şey gençlikte. Köşeme çekildim artık. Çiftlikte huzur içinde yaşıyorum. Benim de en beğendiğim hayat şekli bu ama... bu kızları bırakıp bir yere gidemiyoruz ki. Ya. Belki artık gözün arkada kalmaz amcacığım. İnşallah. Ayvalık'taki evi toparlasak ne güzel olur. Hem biz de geliriz arada, değil mi? Beni saymayın. Böyle temiz havadan, kırdan, bayırdan hiç hoşlanmam. Ben şehir kızıyım. Ne yersin Nari? İstersen siparişini kendin ver. Sen söyle. Nasıl olsa otel sizin. Siz daha iyi bilirsiniz ne yenir, değil mi? Bu arada oteliniz çok güzel. Yerine bayıldım. Sağ olun, sağ olun. Artık İstanbul'da en iyi iş turizmde. Yaz kış iş yapıyorsun. Vallahi ben burayı yatırım olsun diye 5 yıl önce almıştım. Sonra aklıma girdiler. İşte toparladık, otel açtık biz de. Ama memnunuz çok şükür. Ben personel de çok iyi. Aşçı hele mükemmel. Baksanıza. Geçildi mi? Ne oldu? Vallahi henüz konuyu açan yok. Oralara gelmedik daha galiba. Süper, çok lezzetli. Evet. Bence mükemmel. Çok heyecanlı. Ben de. İşte benim ailem doktor. Gerçi oradan buradan toplama ama olsun. Sonuçta bir aile işte. Annem öldükten sonra çok yalnızdım. Artık değildim. İyiyim şimdi. Staj yapıyorum. Narin'le geçireceğim günlerin stajını yapıyorum. Eskiden yabani bir adamdım. Ama artık iyi bir aile babasıyım. Ne konuşmuştuk Sermet Bey? En iyisini umalım ama bir ölçü içinde de gerçekçi olalım, değil mi? Gerçek bu işte. Gerçeğin ta kendisi. Fırat bu gece o kızla nişanlanıyor. Narin de yarın akşam bana yemeğe geliyor. Yanında kankası, bir de o ressam. Resim çizdireceğim evin bütün duvarlarını o ressama. İyi fikir değil mi? Narin Hanım'ı gelmeye nasıl ikna edeceksiniz? Bana bir söz vermiştiniz. Her şey doğal olarak gelişecekti değil mi? Gönül rızasıyla gelecekti size. Yoksa durmayı, geri çekilmeyi, kabullenmeyi bilecektik değil mi? Çağırdım ben de seni buraya.
Ne yapacağız, ne edeceğiz? Nasıl getireceğiz bu kızı ya? Güzel bir not yazın. Bir çiçeğe iliştirip gönderin evine. Mektup gibi falan mı? Daha kısası. Nasıl bir şey ya? Ben gerilmeye başladım ama. Tamam. Tamam böyle kısa ama vurucu olsun. Hem de esprili. Ama asla ısrarcı değil. İki satır. Allah Allah. Hem İzmir, hem cam kenarı, hem şoför arkası, hem de bedava. Nasıl olacak? O kadar şeyi ben iki satıra nasıl sığdıracağım? Bu saatte ayık reklamcı da bulamayız. Reklamcı! Heh, aynen ondan işte. Kendiniz yazmazsanız bir anlamı olmaz zaten. Ben mi yazacağım? Bir zahmet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.